Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne parası çoktu, ne bir masal kahramanı gibi, parantez içinde Zaloğlu Rüstem gibi güçlü, kuvvetli biri idi, ne taraftarı çoktu, ne bir şey. Yani o kuvvetini, gücünü nereden alıyordu? İnsan bunu düşünmeden edemiyor. Dikkat ediyorum, emin oluşundan, güven verici bulunuşundan gücünü alıyordu. Nitekim Allah-u Teala Kur'an'da da iman ediyorsanız güçlüsünüz buyuruyor kısaca. Hakikaten emin olan insan, inandığının doğruluğundan kesinlikle emin olan insan, gücünü, emniyetini, gücünü emniyetinden, emin oluşundan alır. Bu güç kendine güven verdiği gibi kendine güvenene başkasının güvenmesi de mümkün ve kolay hale gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlar üzerinde dostu ya da hasmı, ona sempatiyle veya antipatiyle bakan insanlar üzerindeki etkinliğinde birinci sırayı alan onun güvenilirliği idi. Gerçekten daha kendisine vahyedilmeden bile Kureyş arasında dürüstlüğüyle herkesi düşünmesi, zayıfa, fakire yardımcı olması, akraba ile ilişkiyi kesmeyen bir ahlaka sahip bulunması ve insanlara sonuçta güven veren bir kişilik sahibi olması, günün birinde insanların ona güvenerek bu sözü de sen söylüyorsan mutlaka doğrudur diyen Ebu Bekir gibi karşılanmasına sebep oldu. Hakikaten kendi şahsi hayatınızda, yaşantınızda da bu konunun üzerinde açıklıkla, dikkatle durur iseniz, güven vericilik kadar güzel bir şey, insanların güvenmesi kadar güzel bir mükafatın olmadığı ve iletişimi kolaylaştıran bir gerçekliğin bulunmadığını görmemek mümkün değil. Hakikaten insanların birinin diğerini dinlerken dinlediklerine itibar etmesinin oranı, onun hakkında taşıdığı güven ya da güvensizliğin oranıyla doğru orantılı. Güvensizlik boyutu büyüdükçe söylediği şeylere güven azalırken, güven boyutu büyüdükçe de söylediğinin doğrularına inancı çok daha kolaylaşıyor insanların. Bu itibarla biz Müslümanlar toplumun karşısında, insanların karşısında mutlaka güven verici, emin insanlar olmak zorundayız. Bu emniyeti edinmenin yolu ise mutlaka Kur'an'ı anlamaktan, bu dinin tartışmasız kitabı olan Kur'an'ın, Kur'an'da Rabbimiz Allah'ın bizlere neleri nasıl yapmamız, nelere ne kadarına nasıl inanmamız gerektiği ile ilgili tariflerini, tanımlarını, açıklamalarını gereği gibi kavramamızla ancak bir yere varabiliriz.